makineler bayağı böyle sesli makineler. İşte matkap olsun, dekobaj olsun. Şu an için apartmandakiler de bu sesin benim evden geldiğini bence düşünmüyorlar. Çünkü hani bir bayan olduğum için muhtemelen başka dairelerde arıyorlar bu sesi ama çok yakında benden geldiği anlaşılacak. Çocukluğum Kastamonu'da geçti, ağaç evlerde. Oradaki ağaç kokusuyla büyüdüğüm için ağaca karşı sempatim sanırım çocukluk yıllarımda başladı. O ahşap evdeki gıcırtılar, o ahşabın kokusu, o ahşabın dokusu. Babam demirci ustası. Mahalledeki işte kapı pencere demirleri falan onları yapardı. Benim de yanımda erkek çocuğu gibi yetiştirdi aslında. Beraber giderdik, kaynak makinesini taşırdık, işte elektrotu çıkartırdık. Ben onların nasıl takılacağını gösterirdi. Benim yaşadığımdaki kızlar hani böyle sinemalara, işte gezmelere giderken ben babamla demir işi yapardım. Kirpas içinde. O zamanlar çok utanıyordum arkadaşlarımdan. Niye ben bu işi yapıyorum, erkek miyim, niye onlarla birlikte değilim diye. Şehirlerde çok güzel mağazalarda çok büyük böyle paralara satılan objeler aslında doğanın bize vermiş olduğu böyle hazır her yerde var. Hani ufak bir dokunuşla onu böyle çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Bir kere denizden lodosun bize getirdiği dallar falan var. Dal, taş hani bunlar. O kadar güzel ki. O tahtayı çok eski bir evin yıkımından aldım. İnşaata girdim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Şurayı bir böyle kendimce kumsala benzettim. Bunu bir üç boyutlu tekne haline getirmeye karar verdim. Bu eski bir sehpanın ayağı. Sehpamız kırıldı. Ayağından mumluk yaptık. Lodos fırıyor, ben sahile koşuyorum. Dalları topluyorum. Birazcık sevmek ve birazcık istemek aslında hani bu işi tamamlıyor, bitiriyor.